Bakalım sorumuz bize ne diyor? fx eşittir kök 0,5x eksi 1'in grafiği istenmiş. Grafiği çizmek için önce bazı örnek noktalar bulacağız. Bunlar bu fonksiyonun tanım kümesi dahilindeki x değerleri olacak. Sonra da bu x değerlerine göre fonksiyonun değerini bulacağız. Ardından da noktaları birleştirerek eğrinin nasıl görüneceğine bakacağız. Şimdi buraya bir tablo çizeyim. Birkaç tane x değeri seçeceğim. Ve bu x değerlerinin fonksiyonda ne sonuç verdiğinde bu tarafa yazacağım. Güzel tam sayı x'ler seçip güzel tam sayı sonuçlara ulaşmak istiyorum, o yüzden seçtiğimiz x'lere dikkat etsek iyi olur. Öyle bir x değeri seçelim ki ifadenin bu tarafı yani fonksiyon tanımı tam sayı bir sonuç versin. Eğer bu tam sayı olacaksa kök içindeki 0,5x bir tam kare olmalı, değil mi? Şuraya bir sütun daha çizeyim. Aslında x'leri keyfi de seçebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 diye gidebilirsiniz ama o zaman kök içi tuhaf sonuçlar verir ve hesap makinesi olmadan bunu grafiğe dökmeniz zorlaşır. O yüzden gelin buraya 0,5 ne olur onu da yazalım. Bunu yapmamızın sebebi de buradaki değerlerin tam kare olmasını istememiz. Çünkü eğer 0,5 tam kare olursa bunun karekökünü aldığımızda çıkan sonuç tam sayı olacaktır. Şimdi gelen 0,5 için tüm tam kareleri düşünelim. Tam kareler. 0 ile başlayabiliriz. 1 var. 2 olmaz, tam kare değil. 3 de tam kare değil. Yalnızca kökünü aldığımda tam sayı verecek değerlere bakıyorum. 4 olur. 9. 16 da olur. Ve tabii 25. Tam kareleri yazdık, hadi başlayalım. Peki bunlar 0,5 x'e eşitlerse x ne olur? 0,5 x eşittir 0 ise x de 0 olacaktır. Burada ayrı bir denklemle çözebiliriz. 0,5 x eşittir 0. İki tarafı 0,5'e bölersek x eşittir 0 bölü 0, 5 bu da eşittir 0. Eğer x değerini öğrenmek istiyorsak yapmamız gereken buradaki sayıyı 0,5'e bölmek. Diğer bir deyişle buradaki sayıyı alıp 2 ile çarpabiliriz. Yani 0,5x 1 olduğunda x 2 olur. 0,5 çarpı 2 eşittir 1. 0,5 çarpı 8 eşittir 4. 0,5 çarpı 18, 9, 0,5 çarpı 32, 16 olur. 0,5 çarpı 50, eşittir 25. İşte x'lerimiz bunlar. Fonksiyon tanımında kolaylık olsun diye bu sayıları seçiyoruz. Şimdi bu değerlere göre f(x) ne olur görelim. f eşittir 0 virgül 5 çarpı 0'ın karekökü eksi 1. Kök içini biraz daha büyük çizeyim. Bu kısım 0, o halde 0 eksi 1 eşittir eksi 1. Şimdi de x'in 2 olduğu durumu deneyelim. f 2 eşittir kök 0 5 çarpı 2 eksi 1. Buranın 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani 1 eksi 1 eşittir 0. Bir sonrakine geçelim. F4. Mavi kullandım zaten yeşille yazayım. Eşittir kök 05 çarpı 4 eksi 1. Düzeltiyorum 05 çarpı 8 olacak. 4'ün değil 8'in fonksiyonunu alıyoruz. Dikkat! Bunlar x değerleri f8 eşittir kök 0,5 çarpı 8 eksi 1. Buranın sonucu 4 olacak. 4'ün kare kökünü aldığımızda da 2 olur. 2 eksi 1 de 1. Buraya geçelim. Şimdi ne renk yapalım? Pembe olsun. Pimbi olsun. F18 eşittir 0,5 çarpı 18'in karekökü eksi 1. 0,5 çarpı 18 eşittir 9. 9 kökten 3 olarak çıkar. 3 eksi 1 eşittir 2. Diğerlerini de yapalım. 32'nin fonksiyonu eşittir. 0,5 çarpı 32'nin karekökü eksi 1. Yani kök 16 eksi 1, o da 4 eksi 1'den 3 oldu. Sonuncuyu da yapalım. F 50 eşittir kök 0,5 çarpı 50 eksi 1. Burası kök 25 yani 5 oldu. 5 eksi 1 eşittir 4. Burada tanım kümemizin sınırlı olduğunu unutmayalım. Yani tüm reel sayıları alamayız, sınırlandırılmış çünkü. Kök işaretinin altındaki sayının pozitif olduğunu varsayıyoruz. Bunun pozitif olması için x de pozitif olmalı. Yani 0,5x büyük eşittir 0'dır ve kökleri buna göre belirlemek oldukça işimize geldi. Bu eşitsizliğin iki tarafında 0,5'e bölersek x büyük eşittir 0 olur. Tanım kümesinde bazı noktalar belirledik, hepsi sıfırdan büyük. İşte bu noktaları stratejik olarak belirledik ki, düşünerek belirledik ki, fx'i fx'e hesaplarken işimiz kolay olsun. Evet, bence artık grafiğe geçebiliriz. Buraya x ve y eksenlerini çizelim. y eşittir fx. Yani her x fonksiyonu sonucu için dikey eksende bir y işaretleyeceğiz. Şimdi nokta nokta ilerleyelim. Tabi önce ölçeği çizeyim. x ekseni 50'ye kadar gidiyor. O zaman bunu onar onar bölelim. 10, 20, 30, 40, bu da 50 olsun. Y eksenimizde de sayılar bu eksi 1 olsun. Bunlar da 2, 3 ve 4 olsun. Şimdi tüm noktaları işaretlemeye hazırız. x sıfıra eşit olduğunda y, yani fx eşittir eksi 1. Yani sıfıra eksi 1 noktası. 0 burada ve sıfıra eksi 1 noktası tam buraya geliyor. Bir sonraki noktamız 2'ye 0. Burası 5 olsa, 2 de burada bir yerde olur. O zaman bu noktada 2'ye 0 olur morla işaretledim. Şimdi aynı yeşil rengi seçeyim. Sıradaki noktamız 8'e 1. 8 buralarda bir yerde olacak. Y ekseninde de 1 gideceğiz. Noktamız da buralarda bir yerde oluyor. Bu 8'e 1 noktamız. Ve şimdi güzel pembe rengimizle 18'e 2 noktasını çizeceğiz x, 18, f 2. 18 aşağı yukarı burada bir yerde olur. Bu da 18'e 2 noktamız. Sonraki rengimiz neydi? Turuncuymuş. Burada da 32'ye 3 noktası var. f 32 3'e eşit. 32 buralarda bir yerde. değil mi, fonksiyonu 3 olduğundan buraya geliyoruz. Bu da 32'ye 3 noktamız. Ve son olarak x 50 ve f 50 de 4. x 50 burada, 4 de f x de burada. Bu noktayı da buraya koyalım. Bu da 50'ye 4 noktamız. Çok güzel. Şimdi noktaları birleştirerek grafiğimizi ortaya çıkarabiliriz. Bunu beyazlığa yapacağım. Ve noktaları birleştirdiğimde parabolün yarısı gibi bir eğri ortaya çıkıyor. Yani eğrim aşağı yukarı böyle bir şey oluyor. Ve tabii ki fonksiyonun grafiği yalnızca bu noktalardan oluşmuyor. Eğriyi oluşturan tüm noktalardan oluşuyor. Yani tanım kümesindeki değer yani x değeri büyük eşittir 0'ı x değeri büyük eşittir 0 karşılayan herhangi bir reel sayı olma koşulunu sağladığı sürece keyfi olarak seçtiğim her x değerinin fonksiyonu bu çizdiğim eğrinin üzerinde olacak. Bu kadar.